Hello my friend, how are you? Arkadaşlar merhabalar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Daha önceki konularımızda, derslerimizde tensleri işlemiştik hatırlarsanız. En başta neydi? Simple present tense vardı. Daha sonra simple past olarak ilerlemiştik. Daha sonra da simple past continuous, yorumlu geçmiş zaman olarak yorumladığımız tense işlemiştik. Ve tenslerden bir nebze uzaklaşıp isimlerle sayılabilen isimler ve sayılamayan isimlere geçmiştik. Ondan sonraki konumuz arkadaşlar bu sayılabilen ve sayılamayan isimlerde miktar nasıl belirtiriz? Birkaç, biraz, çok fazla nasıl deriz? Ona geleceğiz artık. Öncelikle konumuzun adı yani our subject title, konumuzun başlığı quantifiers, Türkçe'de çevirisi miktar belirteçleri olarak geçiyor arkadaşlar. Başlayalım dersimize. İlk konumuz sum. Arkadaşlar sum birkaç veya biraz anlamına geliyor. Ne zaman birkaç, ne zaman biraz anlamına geldiğini şimdi işleyerek öğreneceğiz. Arkadaşlar sum'ı generally in positive sentences. We are using sum generally in positive sentences. Do not forget, it is so important, okay? I'm repeating myself again. Generally in positive sentences. But sometimes, rarely in question sentences. Arkadaşlar ve Türkçe anlatalım. Sum'ı genelde pozitif cümlelerde kullanıyorsunuz, tamam mı? Yanımda bir örnek var mesela. I have got some apples. Birkaç tane elmam var. Ama şurada bir ayrıntı var. Rarely bazen biz soru cümlelerinde de kullanırız. Örneğin, can you give some money? Arkadaşlar bu soruyu size birisi sorduğunda bana biraz para verebilir misin tarzında bir çeviri olarak aklınıza gelebilir. Bu sorunun cevabı %70-%80 ihtimalle arkadaşlar evettir. Evet olarak cevap verebileceğiniz yani cevap verilebilecek sorularda bu bir istek olabilir, bir rica olabilir. Can you give some milk? Mesela biraz süt verebilir misin diye. Böyle durumlarda biz some'ı kullanabiliriz. Hocam yaygın mıdır? Hayır, çok bir yaygın kullanımı yoktur. Yaygın kullanımı genelde olumlu cümle yapısında unutmuyorsunuz. Son olarak işte dedik ki we talked about before countable and uncountable nouns. Neydi bunlar? Sayılabilir ve sayılamaz isimler. Sayılabilen çoğul isimlerde arkadaşlar some'ı kullanabiliyoruz. Bakın pencil ne demek? Kalem. Kalem sayabilir miyiz hocam? Evet. Bakın en statüsü var. Çoğul mu? Çoğul. She has got some pencil. Birkaç tane kalemi var. O birkaç tane kaleme sahip. Unutmuyorsunuz. Pencil countable ve aynı zamanda plural. Countable plural nouns'larla biz ne kullandık? Some. Anlamı ne hocam? Birkaç. Geldi sayılamayan ifadelere. I mean uncountable nouns. There is some butter in the fridge. Çevirisini yapalım arkadaşlar. Dolapta biraz yağ var. Şimdi hocam pencils'ta biz birkaç dedik. Burada niçin biraz diyoruz? Çünkü arkadaşlar sayılamayan ifadelere geldiğinde some biraz anlamı kazanıyor. Sayılabilir ifadelerde birkaç anlamı kazanıyor. Tamam mı? Şimdi burada önemli ikinci nokta şu. There is some butter in the fridge. Hocam some'la beraber niye is kullandık? Normalde biz çoğul ifadede mesela there are some pencils derim. Bu iki örnekte şimdi ifadeyi inceleyeceğiz. Burada sayılamayan bir isim olduğu için biz bunu singular yani tekil kabul ettiğimizden ötürü biz be'yi is olarak aldık. Burada çoğul bir ifade olduğu için are olarak aldık. Şimdi any'e geçiyoruz. Arkadaşlar any, we used any generally in negative and question sentences. Ne demek bu? Genelde olumsuz ve soru cümlelerinde neyi kullanıyoruz? Any. Bunu bazen hiç, bazen de herhangi ama genelde bizim kullandığımız yapı hiç anlamında, tamam mı? Bir örnekle başlayalım. She hasn't got any apples. Bakın. Apple nedir? Sayılabilen bir ifade. Yani countable. Bir de is takısı almış. Ne demek? Plural.
aynı zamanda plural ve countable. Yani hocam ne diyorsunuz? Şunu diyorum. Countable, plural nouns'lardan önce biz ne kullanıyoruz? Any. Çevirelim. She hasn't got any apples. O hiç elmaya sahip değil. Onun hiç elması yok tarzında. Bir de hocam varlı bir soru soralım. Şurada yaptık ya derizlere. Are there any apples on the table? Neydi on? Bir preposition biliyorduk masanın üzerinde. Masanın üzerinde hiç elma vardı. Bak burada olumsuz cümlede kurdum. Pardon, olumsuz cümlede. Burada da soru cümlesinde kullan. Tamam mı? Olumlu cümlede kullanmıyoruz. Are there any apples on the table? Masanın üzerinde hiç elma var mı? Yine sayılabilir, çoğul bir ifade unutmuyoruz. Geldik uncountable ifadelerle nasıl kullanıyoruz? Yani sayılamayan ifadelerle. Is there any milk in the fridge? Buzdolabının içerisinde hiç süt var mı? Bakın neyle sordum yine? Is de sordum. Çünkü nedir? Uncountable ifadeler hocam singular kabul edilir. Tamam mı? Singular. Any'yi nerede kullanıyoruz? Olumsuz cümle, soru cümlesi, countable ve uncountable ifadelerde kullanabiliyoruz. Yalnız bakın, there isn't any book diyemezsiniz. Neden diyemem? Evet duyuyorum sizi. There aren't any books olması gerekiyor arkadaşlar. Some ve any bu şekilde öğrenilebilir. Evet arkadaşlar, biraz önce some ve any gördük. Şimdi de much ve many göreceğiz. Much ve many nedir? Kullanım alanları nelerdir? Nerelerdir? Onlara bakacağız. Öncelikle much'la başlayalım. Much arkadaşlar, generally used in negative sentences. Yani olumsuz cümle yapısında kullanıyoruz arkadaşlar, tamam mı? Genelde %90 ihtimalle olumsuz cümle yapısı neyle? Uncountable'la, sayılamayan isimlerle. Hocam bunun anlamı ne demek? Fazla. Tamam mı? Fazla anlamına geliyor. Nerede fazla anlamına geliyor? Sayılamayan isimlerde, olumsuz cümlelerde fazla anlamına geliyor. Örneklerle daha iyi anlayacağız şimdi. There isn't much water in the pool. Havuzda çok fazla ne yokmuş? Su yokmuş. Hocam su sayılamaz mı? Evet, sayılamaz. Bu yüzden much'ı kullandık, tamam mı? Nerede kullandık? Olumsuz cümle yapısında. Ali hasn't got much money. Ne demiştik? Para sayılamaz bir ifade. Tamam ama dollars, TL, Türk lirası gibi olduğunda sayabiliyoruz. Ama money olduğunda sayamıyoruz. Ali'nin çok fazla parası yok demek için bu cümle kuruluyor. Bir de how much yapısı var arkadaşlar. Çok karşılaşırız. How much'tan sonra how much'ın hemen yanına, bakın how much burada hemen yanına kullanmışım. Bir tane uncountable noun, yani sayılamayan bir isim getiriyorsunuz. How much milk? Sonra soru yapısı nasıl kuruluyorsa aynı şekilde soru yapısını kullanıyorsunuz. How much milk is there in the fridge? Buzdolabında ne kadar, neymiş hocam bunun karşılığı? Ne kadar süt var? Dır şeklinde. Maç bu şekilde arkadaşlar. Maçın tam anlamıyla değil de bir nevi zıttı olarak sayabileceğimiz many'e geçiyoruz şimdi. Maç neredeydi? Sayılabilen isimlerde kullanılıyordu. Many de sayılabilen isimlerde fazla anlamında kullanılıyor. Tamam mı? Fazla anlamına gelir. Sayılabilen isimler. Bu taraf sayılabilen, o taraf sayılabilen isimler. Nerede kullanılıyor hocam? Yine aynı şekilde generally in negative sentences'larda kullanıyoruz. Tamam mı? Bir örnek verelim. Ayşe and Sıla haven't got many books. Bakın dikkat etmemiz gereken yer neresi? Many'den sonra gelen isim. Book S takısı almış mı? Almış hocam. Bu o zaman S takısı alıyorsa nedir? Countable. S takısı aldığı için nedir? Plural'dır. Countable, plural nouns varsa bizim fazla anlamını vermemiz için many'yi kullanmamız gerekiyor. Ayşe ve Sıla çok fazla kitaba sahip değil şeklinde. Burada how much'ı görmüştük ne kadar diye. How many de kaç tane anlamında kullanılıyor. Ne kadar ile ama sayılabilen isimler. Unutmuyorsunuz. How many'den sonra
How many'den sonra bir plural noun getiriyorsunuz. Tabii ki plural bir nounsa zaten countable'dır. Örneğe bakıyoruz. How many people? People'ın tekili neydi arkadaşlar? People'ın tekili. Güzel. Person. Çoğu düzensiz bir isimdi. Çoğul yaparken people oluyordu. How many people? Kaç tane insan? Ne kadar insan? Türkçemizde öyle de soruyoruz biz. Ne kadar insan? Ama normalde kaç tane insan? Are there? Var mı? Var. In the street. Sokakta kaç tane insan vardır şeklinde bir cümle arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Konumuz neydi? Quantifiers. Some, any ve much many'i işledik. Bunlar genelde biraz ortalamanın üzerinde veya çok anlamında kullanılanlardı. Peki az için hangilerini kullanıyoruz? Az demek için, yeterli miktar demek için, yeterince az veya yetersiz demek için hangi ifadeleri kullanıyoruz? Onlara geleceğiz şimdi. İlk olarak E'den devam edelim. A little veya little. Öncelikle bu ikisi arasındaki fark önemli arkadaşlar. A little biraz ama benim için yeter anlamına geliyor. Biraz yeterli anlamında. Bu da biraz ama yetersiz anlamında. Tamam mı? Buradaki E neyi değiştiriyormuş? Yeterli veya yetersiz anlamını değiştiriyor. Anlam olarak böyle bakmamız gerekiyor. Biraz yeterli okey ama yetersiz anlamında var. Generally in positive sentences. We are using in positive sentences. Olumlu cümle yapılarında kullanıyoruz, unutmuyorsunuz. Olumlu cümle yapıları ve en önemlisi uncountable nouns. Sayılamayan ifadelerde, tamam mı? Uncountable nouns da kullanıyoruz. Şimdi a little ve little'ın arasındaki farkı daha iyi anlayacağız örneklerden. There is a little cheese for breakfast. Breakfast ne biliyorsunuz? Kahvaltı. Kahvaltı için biraz peynir var. Şimdi kahvaltı için biraz peynir varsa senin daha fazla peynir almana gerek yok demek için a little'ı kullanıyorsunuz arkadaşlar. Dur, daha önce şunu söyleyelim. Cheese uncountable. Değil mi? Uncountable. Bu yüzden bizim emzarımız singular olarak kabul edildiği için is. Ve biraz demek için a little. Şimdi a little cheese for breakfast ile there is little cheese for breakfast. Buradaki e'nin önemi nedir arkadaşlar? Birinci cümlede dediğimiz şu. Kahvaltı için biraz peynir var. Yani birisi bize peynir alayım mı diye sorduğunda biz a little dersek peynirin bizim için yeterli olacağını söylemiş oluyoruz. Ama there is little cheese. Bak söylemedim. There is little cheese for breakfast. Böyle söylediğim zaman biraz peynir var. Yani bizim için yetmez bu. Sen alsan iyi olur şeklinde bir cümle arkadaşlar. Neymiş? Uncountable, positive sentence'lar biraz anlamında elde kullanılıyor. Geldik F'ye. Hocam bunun tam zıttı mı yine? Evet diyebiliriz. A few ve fear. Yine buradaki bir E kavramı var. Bu da biraz, birkaç, az anlamında, tamam mı? Ama samla karıştırmıyorsunuz. Biraz, yine biraz. Yine a little ve little'daki gibi a few ve fear'daki aradaki bağlantı aynı. Biraz ama yeterli, birkaç ama yeterli veya birkaç ama yetersiz şeklinde. Hocam nerede kullanıyoruz? Yine pozitif cümleler. Ama neyle? Countable plural nouns'ta. Yani sayılabilen çoğul ifadelerle kullanıyoruz. Örneğin geçelim. Faruk has got. Faruk yerine farklı bir özde olabilir mi? Evet. Faruk has got a few apples to make an apple pie. Şimdi, to make an apple pie ne demek? Kek yapmak için Faruk biraz birkaç tane elmaya sahipmiş. Yani Faruk kek yapabilir mi? Yapabilir. Ne dedik? Apples. Bakın estekisi var. Countable, çoğul. Bir de alttaki örneğe bakalım. Faruk has got few apples to make an apple pie. Burada E'yi kullanmadık. Birinci cümlede Faruk elmalı turtayı, elmalı pastayı ne derseniz yapabilecek birkaç tane elması varken burada biraz daha olumsuz bir cümle yapısına, anlamına gidiyoruz. Yapısı olumlu. Anlamı olumsuz biraz. Faruk has got few apples to make an apple pie. Yani birkaç tane elmayla ben bu apple pie'yi yapamam diyor Faruk.
Burada yapabilir mi fiilde? Yapabilir. Burada yapamaz mı? Yapamaz şeklinde. Fiil ve eylemin ikisi de az anlamında arkadaşlar. Birisi sayılamayan, birisi sayılabilen. Tamam mı? Many çok, much çok, sayılabilen, sayılamayan. Burada da aynı sayılabilen ve sayılamayan kuralı var. Geldik en sevdiğiniz bölüme. Evet. Çok fazla anlamında arkadaşlar. Niye çok seviyorsunuz? Çünkü bütün yapılarda kullanabilirsiniz. Nasıl yani hocam? Olumlu cümle, olumsuz cümle, soru cümlesi, başka cümle yapısı varsa onları da kullanabilirsiniz. Ama bu üç yapıda kullanıyorsunuz. Olumlu, olumsuz, soru cümlesi, sayılabilen isimler, sayılamayan isimler. Her alfabeyi size Joker diye yapmışlar arkadaşlar. Ama her bulduğunuz yere let of kullanmıyorsunuz. Niye? Çünkü anlamı çok fazla. Ona göre. Bakalım soru yapısına. Are there a lot of animals in the zoo? Hayvanat bahçesinde çok fazla hayvan var mı? Evet vardır muhtemelen çünkü hayvanat bahçesi. There aren't a lot of potatoes in the basket. Basket ne demek arkadaşlar? Biliyorsunuz. Sepet. Çok fazla ne yokmuş? Patates yokmuş. Nerede? Sepetin içinde. Bakın potatoes'ta es takısı var. Nedir bu? Countable hocam, plural hocam. Tamam mı? Geldik bir de uncountable yapıya bakalım. There is a lot of bread. Ekmeği sayamıyorduk değil mi? Ekmeği sayamıyoruz. There is bu yüzden are değil is. On the table. Masanın üzerinde çok fazla ekmek var denilebilir arkadaşlar. Bugün konumuz quantifiers'tı arkadaşlar. Önemli yapılar, çok kullanılan yapılar. Bu kadar, dersimizin sonuna geldik. Stay healthy, stay at home, stay safe. Goodbye.